Herkese merhaba arkadaşlar. kanala hoş geldiniz. Yeni bir NFT videosuyla karşınızdayım. Bakın yeni de bir mikrofon aldım. Sesimi daha iyi duyabilirsiniz diye. Evet videoya başlayalım arkadaşlar. Dün akşam geç saatlerde tam yatmadan önce Twitter'da bir tane projenin reklamını yaptıklarını gördüm. Hatta bakın işte Raj Gokal diye Solana'nın co-founder yani Solana'nın kurucu ortaklarından bir tanesi böyle bir projeyi profil fotoğrafı yaptı. Zannediyorum bu koleksiyonun en rare parçalarından bir tanesi. Her neyse gördüğünüz gibi 130 bin tane zaten organik takipçisi var yani kripto aleminde gerçekten etkili isimlerden bir tanesi. Bunun profil fotoğrafı yaptı ve bunun haricinde Nate diye benim başka takip ettiğim Cyber Kongs komünitesinden tanıdığım yine bu şekilde çok etkili sürekli NFT piyasasında trade eden bir arkadaşım var. O da bir anda profilini bu yaptı. Hatta 20 tane bu bearlardan aldığını söyledi. Ben de bir anda dün akşam tam yatmadan önce şans eseri buna denk gelince ya neymiş bu falan derken projeyi inceledim. Projemiz OK Bears arkadaşlar. Proje Solana ağı üstünde kurulmuş. Solana'nın Bored Ape Yacht Club'ı diyebilirim. Bored Ape Yacht Club dediğimiz koleksiyon şu anda 152 Ether. Ether biraz düştü ama 3 bin dolar diye hesaplarsak 450 bin dolar falan civarında. Bir floor fiyatı var Bored Ape projesinin işte 10 bin toplam saplayı. Yani 6400 tane de holder'ı var. OK Bears projesine bakınca bu yepyeni çıkan bir proje. Biraz önce bahsettiğim gibi Solana üstünde. O yüzden floor fiyatları da Solana'yla. Yani 135 Solana şu anda projenin floor fiyatı. Bakalım hatta 130'a düşürmüşler. Tabii ki floor'da undercutter'lar şimdi birbirlerini eziyorlar. Sabah neredeyse 200 olmuştu floor fiyatı bu arada. Biraz önce, biraz sonra benim hikayemi anlatacağım. İşte 3 gün önce mintlenen bir proje. 1.5 bir Solana'ya mintleniyor proje. İlk gün gördüğünüz gibi zaten bir hype olmuş belli. İlk gün 12 10x'e birisi satmış. Ondan sonra yine aynı gün başka birisi onun üstüne 2x koyup satmış. Biraz önce de o alan kişi panik olup 130'a koymuş. Niye panik olduğunu düşündüğümü de söyleyeceğim şimdi size. Derken böyle bir proje arkadaşlar. Bu da çıktı. Gördüğünüz gibi Bored Ape Yacht Club'a acayip benziyor yani. Renk tonları olsun, karakter şekli olsun, cismi olsun. Zaten bu yüzden de şu anda Twitter'da çok ciddi eleştiriyor insanlar bunları. Ben de hatta bununla ilgili bir tweet attım. Şurayı kapatmıyorum. Pardon arka planda baya hareketliydi. Ben de hatta bununla ilgili bir tweet attım arkadaşlar. Yani insanlar şöyle bir fotoğraf paylaşıyorlar. Diyorlar ki Bordeip'in sanatını çalmışlar falan. Yani baktığınızda burada gerçekten çalınan bir şey yok. Bu en fazla olduğu olası ilham alarak yapmışlardır. Hatta şöyle bir şey var yani bir ihtimal böyle bir dünyada böyle değişik şeylerin olduğu girişim teknolojinin sürekli değiştiği, insanların birbirine sürpriz yapmayı sevdiği bir dünyada bu projenin arkasında Board Ape Yacht Club'ın yani Yuga Labs'in çıkması da bana açıkçası çok sürpriz olmaz arkadaşlar. Yani böyle bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Ama insanlar diyor ki sanat o kadar benziyor ki işte bunlar şey yapacaklar, season desis alacaklar projemizi çaldınız diyecekler falan. Hiçbir alakası yok yani. Gördüğünüzde hatta şuraya böyle bir şey koymuşlar yani. Ne alakası var? İkisi birbirine bile benzemiyor gerçekten saçma insanlar zorluyorlar fadlamak için. Niye fadlıyorlar? Çünkü bir buçuk solanadan çıkan bir proje. Bir anda 3 gün içerisinde 100 x yapmış. E tabii ki bunu herkes alamıyor. Bakalım kaç kişi alabilmiş? Bakıyorsun 5500 kişi alabilmiş sadece bu. E alamayan bu 100 x'i kaçıran insanlar da tabii ki üzülüyor. İşte nasıl zamanda hepimiz board app hep yat bokladık işte öyle değil böyle değil o kadar da değil. 150 eter olamaz derken 500 bin dolar oldu projenin fiyatı. Ben düşünüyorum bu okey bears'dan hani bir anda 100, 500 bin dolar olacak demiyorum asla zaten biliyorsunuz yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi dün akşam bunu görür görmez güzel proje olduğunu düşündüm. Yani sanatına baktım. Gerçekten Board Ape Yacht Club benzemesi benim için kötü bir şey değil, güzel bir şey. Hatta şöyle bir şey var. Yuga Labs biliyorsunuz Board Ape Yacht Clubs'ın kurucu şirketi. Epey bir venture capital parası aldıktan sonra epey bir fon topladıktan sonra bir sürü başka şirkete satın almaya başladı. Yani başka projelerin IP rightlarını, başka projelerin markalarını satın almayı da seviyorlar. Niye olmasın yani bu kadar kendilerine benzeyen, sanatına benzeyen ve yin yengin diğer tarafı olan. Çünkü diğer tarafta nedir? Board Ape'lerin hikayesi İşte o kadar zengin olmuşlar ki kripto trade etmekten çok sıkılmışlar. Yat Club'a taşınmışlar. Board Ape'in hikayesi budur arkadaşlar. Ape'ler de işte her önüne gelen projeye atlayıp para kazanıyorlar. O şekilde zengin oluyorlar. Bear'lar işte kriptodaki ayı sezonu yani işlerin kötüye gittiği, piyasanın gerilediği zaman. Bunlar okey bear'lar yani bear de olsa okeyiz hatta şurada bir şey çıkartmışlar vagbo diyorlar İşte bizde vagmi var ya we're all gonna make it diye bir şey var başaracağız bunlar da vagbo diye bir şey çıkartmışlar we are gonna be okay yani iyi olacağız problem yok gibisinden böyle güzel tatlı bir şey çıkarmışlar epey bir meme potential yani baya bir böyle espri şakalaşma ve olabilecek bir potansiyeli var ben onu gördüğüm için görür görmez aldım. Dün akşam ben 80 83 ve 81'den galiba 3 tane aldım bu okey bear'lardan benim cüzdanımda bulunuyorlar kendileri şu anda. Hatta satışa koydum bir tanesini 200'den baktım floor 200'e yaklaşıyor kaldırdım çünkü dediğim gibi gerçekten şeyi fark ettim. Böyle board ape holderlarının bu projeye ilgi gösterdiklerini, insanların yeni bir şey arayışının içinde olduklarını 6400 kişilik bir projenin diğer insanlara yetmediğini. O yüzden özellikle Solana'da başka bir chain'de bu tarz kaliteli bir projenin çıkmış olması bana umut verdi açıkçası. O yüzden de tetiği çektim gittim. 3 tane aldım. Hem de 80 küsürden aldım yani. 1.5'den mintlenmiş. 3 gün önce proje ben 80'den aldım. Sabah bir uyandım 180'de floor hatta 200'e çıkmıştı. İşte dediğim gibi biraz önce biraz geri çekildi. Bundan da bahsetmişken şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu an OpenSea sayfasındayız. OK Bear'ların 135 Solana gösteriyor burada floor fiyatı. Bir de Magic Eden var. Zaten OK Bear'ın kendi profiline bakarsanız Magic Eden'ın linkini vermişler burada. Magic Eden Solana'nın en büyük marketplace'lerinden bir tanesi NFT pazar yerlerinden. Zaten trade'lerin çoğu da buradan dönüyor ama OpenSea'dan şu baktığınız aktivite sayfasında yani Magic Eden'de yapılan satışları da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda Magic Eden'de floor fiyatı 118 Solana iken hatta 105 Solana'ya birisi koymuş şu anda keşke cüzdanımda Solana olsa da alsam. 105 Solana burada floor fiyatı varken OpenSea'ya baktığınızda OpenSea'deki floor fiyatı şu anda 130 3 solan arkadaşlar. Yani sırf burada bile ciddi neredeyse 30 solan alık bir arbitraj fırsatı doğuyor. Ve solana şu anda 92 dolar yani 30 solan bir arbitraj fırsatı küçümsenebilecek bir şey değil. 2500 dolarlık falan bir arbitraj fırsatı var. Yani sırf şunu floor'dan Magic Eden'dan alıp OpenSea'ya koyup floor'una satabilirsiniz ki satacağınızı iddia etmiyorum. Elinize de kalabilir. Gördüğünüz gibi floor aşağı doğru çekilebiliyor bazen. Şu anda 130 oldu. Sizin demek ki bunu 129'a koymanız lazım ve bunu gelip birisinin alacağını da garantisi yok. Başka birisini gelip 125'e koymayacağında garantisi yok. Bunu yaparken de bu riski düşünün arkadaşlar. Yalnız gördüğünüz gibi Magic Eden OpenSea Luxuryar, open OpenSea bu tarz arbitraj fırsatları doğabiliyor. Aklınızda olsun diye paylaşmak istedim. Ben dün akşam aldığımda, ben Magic Eden'dan aldım. Dediğim gibi 80-83 ortalamasını aldım 3 tanesini. Ben aldığım anda OpenSea'deki floor fiyatı 95'te. Koyup satabilirdim. Hemen 1 saat içerisinde 3 tanesinden 3.000 dolar kar edebilirdim. Bunu yapmamayı tercih ettim. Dediğim gibi projede biraz potansiyel gördüğüm için özellikle Moonbird'lere erken sattığım için bu projeyi de erken satmak istemedim. Hem de sizler de sonra kızıyorsunuz bana çok erkenden satmışsınız diye. Tutalım bakalım nereye gidecek? Bir board hep olacak mı? Yani tabii ki öyle saçma sapan 50-60-100 bin dolar seviyelerine gelirse ki bir tanesini belki iki tanesini satacağım. Ama potansiyeli yüksek olduğunu düşündüğüm yepyeni çıkmış taze. Bu sene adından konuşturabileceğini düşündüğüm bir proje arkadaşlar. OK Bears sizlerle paylaşmak istedim. Böyle arkadaşlar OK Bears'ın falan Magic Eden'in hatta şöyle de söyleyeyim. Bakın Magic Eden biraz önce bahsetmiştim. Solana'nın en büyük NFT pazar yerlerinden bir tanesi. Magic Eden bugün bir tane tweet attı. Bu tweet dedi Bin like ve bin retweet alırsa profil fotoğrafımıza OK Bears yapacağız. Anında bin küsür retweet ve like aldı. Çok güçlü bir komünite olduğunu gösteriyor bu da bana. Ve Magic Eden profil fotoğrafını gördüğünüz gibi OK Bear yapmış durumda. Hem Magic Eden hem işte Solana'nın co-founder'ı derken yani işte Moonbird'ler niye uçtular? Ciddi bir şekilde venture capitalist yani risk fonu yöneten adamlar girdiler bu işin içine ve spekülasyon girdi. Aynı burada da bu formülü bulabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden OK Bear'ı da paylaşmak istedim. Tabi şu anda floor fiyatı 15 bin dolar falan. Yalnız 15 bin dolar çok ciddi bir yatırım olabilir. Bu bu fiyattan alınır mı da bilmiyorum ama 100 solana civarından almayı düşünebilirsiniz çünkü epey bir CryptoPunk komitesinden, WorldApe komitesinden çok ciddi etkili isimlerin bunu topladığını ve bu proje hakkında konuştuğunu görüyorum sosyal medyada. O yüzden geciktirmeden hemen gelip sizlerle paylaşmak istedim. Hem de çok arayı açmayayım video atayım dedim. Çünkü görüyorum yorumlarda özlüyormuşsunuz beni unutuyormuşsunuz. Daha sık video atmaya çalışacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Bundan sonraki videolarda sizlerle görüşmeyi umut ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.